Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem güzel hem şık, gösterişli Google Trend, YouTube Trend modellerinden şahane bir model yapacağız. Modelimizi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem şık, hem çeyizlere yakışır, hem şallara yakışır. Harika, güzel bir model anlatacağım size. Hazırsanız hemen modele geçelim. Şöyle Alize Baby Best'in güzel bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle tatlış bir yavru ağzı, güzel bir renk. Sizler tercih edeceğiniz renklerde yapabilirsiniz. Daha önce kullandığım için üzerinde etiketim yok arkadaşlar. 100 gramlık 240 metrelik bir ipti sevgili hanımlar. Şöyle 3,5 milimde şişlerimi kullanacağım. Evet, hemen modelimize geçelim sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Evet, beni yurt içinden, yurt dışından izleyen tüm değerli takipçilerime buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Eğer henüz kanalıma abone değillerse, abone değilseniz, kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet sevgili hanımlar, modelimizi 6 ve 6'nın katlarından oluşan ilmeklerle başlıyoruz. Şöyle, her modelim 6 ilmek sevgili hanımlar. 2, 3, 4, 5, 6. Her modelim 6 ilmek. 6 ve 6'nın katlarında ilmeklerimizi atalım. Evet hanımlar, 6 ve 6'nın katlarında ilmeklerimi attım. Şöyle hemen bakın, 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Evet, hemen desenime geçiyorum arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyiz. Şöyle birkaç sıra lastik yapalım. Sonra desenimizi kurmaya başlayalım. İki sırada şahane bir model yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bakın. Bir düz, bir ters. 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 Bu şekilde bir düz, bir ters arkadan ve önden olmak üzere lastiğimizi hazırlayalım arkadaşlar. Daha sonra desenimizi kurmaya başlayalım. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Düz, ters. Ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, 6 ve 6'nın katlarından oluşan 24 ilmeğimle modelimi anlatıyorum arkadaşlar. Arka yüzünde bir ters bir düz yaptık. Şimdi ön yüzünde de yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde şöyle birkaç sıra lastik oluşturalım. Evet arkadaşlar, şöyle lastiklerimi hazırladım. Bakın şöyle bir ters bir düz lastiğimizi hazırladık. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Biz modelimizin desenini arka yüzden kurarak başlıyoruz arkadaşlar. Siz de lastiklerinizi yapın. Dilediğiniz tüm lastikleri yapabilirsiniz. Lastiğinizi yaptıktan sonra deseninize arka yüzden başlayacaksınız. Şimdi modelimizin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Bir doluyorum. İkinci tersi yapıyorum, bir doluyorum, üçüncü tersi yapıyorum, bir doluyorum, dördüncü tersimi yapıyorum. Bakın, kenar ilmeğimden sonra bir ters bir dola, bir ters bir dola, bir ters bir dola. Dolama işlemini bakın 1, 2, 3 defa yaptım. Dördüncü tersimi ördükten sonra bakın 1, 2, 3, 4, dördüncü tersimi ördükten sonra doluyorum tekrar bakın. Burada ipi kendimden taraf alıyorum. Düz ilmeğimle ters ilmeğim. Bakın bu iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın şu dördüncü arttırdığım ilmekle iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Hemen şurada sayalım bakın. 1, 2, 3. Bu dördüncü arttırdığım ilmekle iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Şimdi bir modeli bu şekilde kurdum arkadaşlar. Şimdi bir model daha kuralım. Bir tane ters örüyorum. Bir dola. İkinci tersi ör. Bir dola, üçüncü tersi ör. Bir dola, dördüncü tersi ör. Bakın dördüncü tersi ördüm. Şu anda 1, 2, 3 arttırmam var. Doladım. Dördüncü dolamamı yaptım. İpi kendimden taraf alıyorum.
Buradaki iki ilmeğimi birlikte ters olarak doluyorum. Dördüncü dolamayla iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. İkinci modeli de kurdum. Şimdi tekrar bir ters, bir dola, ikinci ters, bir dola, üçüncü ters, bir dola, dördüncü ters. Bakın yine 1, 2, 3 dolama yaptık. Dördüncü dolamaya geldiğimizde ipi kendimizden taraf alıyoruz. Yine iki ilmeği birlikte ters olarak doluyor, örüyoruz. Şimdi modelimizin sonunda bir doluyorum, pardon, bir tane ters örüyorum. Bakın bir ters, bir dola. İkinci ters, bir dola. Üçüncü ters, bir dola. Dördüncü tersi örüyorum. Sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, modelin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimizin ön yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın kenar ilmeğimi. Bu doladığım ilmekleri, ilmeklerimin boyunu uzatmada kullanacağım. Doladığımı bıraktım. İkinci düzümü aldım. Doladığımı bıraktım. Üçüncü düzümü aldım. Doladığımı bıraktım. Dördüncü düzümü de aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra boyunu uzattığım 4 tane ilmek var. Hemen şu baştaki iki ilmeği şöyle şişime alıyorum. Bu aldığım, şişime aldığım ilmeği arkadaki iki ilmeğimi içinden şu şekilde geçiriyorum. Bakın. Şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Sonra bu iki ilmeği tekrar geriye takarak bu 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4. Bakın. Desenimiz bu şekilde. Bir doluyorum şimdi bu ilmeklerimi ördükten sonra. Buradaki düz ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Buradaki dolama ilmeğini şöyle bir tane ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ters ördüğüm ilmeği geçiriyorum. Evet, bir modelimizi bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ikinci modeli kuralım. Bir düz dolamayı bırak, ikinci düz dolamayı bırak, üçüncü düz dolamayı bırak, dördüncü ilmeğimi de taktım. Bakın bu şekilde şişimde boyun uzattığım 4 tane ilmeğim oldu. Şu öndeki iki ilmeğin içinden, pardon, öndeki iki ilmeği arkadaki iki ilmeğin içinden şu şekilde geçirdim. Bakın şöyle. Tekrar geriye takıyorum. Bu iki ilmeği, 4 ilmeğimin 4'ünü de düz olarak örüyorum. Bakın 1 2 3 ve 4. Düz olarak ördük. Bir kez doluyoruz. Buradaki düz ilmeği örmeden şişime alıyorum bakın. Buradaki dolama ilmeğini bir tane ters yapıyorum. Hemen örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum bu ters ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi üçüncü modelimiz 1 2 boylarını uzatıyorum. Arttırdığım ilmekleri bırakıyorum. Yine 4 ilmeğin bakın boyunu uzattık. Şöyle 2 ilmeğin içinden öndeki 2 ilmeği geçirdim. Tekrar geriye takıyorum. 1 düz olarak 2 3 ve 4. 4 ilmeğimizi düz olarak ördük. Burada yine bir kez doluyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki dolama ilmeğini bir tane ters yapıyorum. Örmeden aldığım bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Son kez burada desenimizi uyguluyoruz. Düz ilmeğimi aldım, dolamayı bıraktım. Düz ilmeği aldım, dolamayı bıraktım. Düz ilmeği aldım, dolamayı bıraktım. Evet, bu şekilde bakın şimdi 3 ilmeğimiz oldu. 4. ilmeğimizi de aldık. Bakın bu şekilde. Şu arkadaki ilmeklerin içinden öndeki iki ilmeği geçiriyoruz. Tekrar geriye takıp bu 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4. Bakın. Kenar ilmeğimi de ters örerek şöyle sizlere bakın bir model hazırlamış oldum arkadaşlar. Tabi modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek. Henüz daha model kendini göstermedi arkadaşlar. Evet, ikinci bir model daha yapalım arkadaşlar. Şöyle kısacık ben sizlere özetleyerek göstereyim.
modelimiz gerçekten hem çok güzel hem de çok kolay, iki sırada bir model. Şimdi modelimizin biz ne yapıyoruz? Desenini arka yüzde kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi buradaki bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğin aralarına bakın. 1, 2, 3 şu aralara dolama yapıyoruz. Şuradaki dolamamızı arkadaşlar bu ikisiyle birlikte topluyoruz. Bakın şimdi tekrar yapalım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum, bir doluyorum. İkinci tersi örüyorum, bir doluyorum. Üçüncü tersi örüyorum, bir doluyorum. Dördüncü tersi örüyorum. Bakın dördüncü tersi ördükten sonra tekrar doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet, ikinci bir model daha kurmuş olduk birinci sırasını. İkinci modelin birinci sırası. Şimdi tekrar bir tane ters örüyorum, bir doluyorum. İki tane ters örüyorum, bir doluyorum. Üçüncü tersi örüyorum, bir doluyorum. Şöyle bakın, doladım. Dördüncü tersimi de ördüm. Şöyle bir, iki, üç ters, bakın dolama var arada. Dördüncüyü doluyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor arkadaşlar. Evet, şuradaki dolamaları yaptım. Şimdi sonunu tekrar birlikte yapalım. Bir ters örüyorum, bir doluyorum. 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 Bakın. Evet, burada son modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. Bir tane ters örüyorum, bir doluyorum. İkinci ters örüyorum, bir doluyorum. Üçüncü tersi örüyorum, bir doluyorum. Dördüncü tersi örüyorum. Kenar ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Evet, ikinci modelin birinci sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizin son sırası iki sıradan oluşan bir model hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci düzümü aldım, arttırdığımı bıraktım. İkinci düzü aldım, arttırdığımı bıraktım. Üçüncü düzü aldım, arttırdığımı bıraktım. Dördüncü düzümü aldım. Bakın dört ilmeğimin boyunu uzattım. Arkadaki ilmeği, iki ilmeğimin içinden şu öndeki iki ilmeğimi geçiriyorum. Geriye takıp dört tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki, üç ve 4. Bakın 4 tane düz ilmeği ördüm. Burada bir kez doluyorum. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Örmeden şişime alıyorum. Buradaki doladığım ilmeği bir tane ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ters ilmeğimi geçiriyorum. Yine birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, arttırdığım ilmekleri bırakıyorum. 3 ve 4. Bakın 4 ilmeğin boyunu uzattık. Arkadaki iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeği geçiriyoruz. Tekrar geriye taktım. 4 düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, bu şekilde. Tekrar bir doluyorum. Düz ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Buradaki dolama ilmeğini bir tane ters örüyorum. Örmeden aldığım bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle ayrı bir dekor oluyor arkadaşlar burası. Birinci düzümü aldım, ikinci düzümü aldım, üçüncü düzümü aldım ve dördüncü düzümü aldım. Arkadaki iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar geriye takıyorum. Ve dört tane düz ilmek olarak bu ilmeklerimi örüyorum. Evet, bu şekilde ördüm. Bir kez doladım. Buradaki düz ilmeğimi örmeden şişime aldım. Dolama ilmeğini bir ters yaptım. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ters ilmeği geçirdim. Son kez burada desenimizi uyguluyoruz. Düz ilmeğimi aldım, dolamayı bıraktım. Düz ilmeği aldım, dolamayı bıraktım. Düz ilmeği aldım, dolamayı bıraktım. Düz ilmeğimi taktım. Şimdi burada yine 4 ilmeğimin boyunu uzattım. Şu arkadaki iki ilmeğin içinden öndeki iki ilmeğimizi geçiriyoruz. Şu şekilde. Tekrar geriye takıp bu dört ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3
4 ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere şöyle iki model bakın anlatmış oldum. Gerçekten desenimiz çok güzel ve çok da kolay bir model. Google Trend, YouTube Trend videolarından şahane bir model. Şöyle arkasında şöyle bir görelim bakın. Çok güzel bir model. Şimdi modelimizin ilerlemiş hallerini de size göstereceğim arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar, bakın modeliniz ilerleyince böyle şık ve güzel bir model olacak. Bakın ajurlu harika bir model. Şu aradaki yapmış olduğumuz, hemen şuradan göstereyim bakın. Şu aradaki yapmış olduğumuz desen bakın ne kadar güzel görünüyor. İnanın ben çok beğendim, severek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlere sunuyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, bir ters bir düz lastik üzerine kurdum. Desenim enfes güzellikte, harika bir model. Umarım çok beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Evet sevgili hanımlar, şöyle bir desen daha çalışmam var. Çok beğendim hanımlar. Tekrar tekrar yaptım bakın. Bu renge de ayrı bir güzel düştü. Dilerseniz de erkek süveterinde de kullanabileceğiniz, erkek hırkalarında kullanabileceğiniz bir desen. Çocuklarda, çocuk örgülerinde. Evet hanımlar, gerçekten ikisi de birbirinden güzel oldu. Yani nasıl anlatayım size, gerçekten bakın ikisi de birbirinden şöyle çok güzel oldu. Ben çok beğendim hanımlar. İkisi de ayrı bir güzel oldu şöyle. Evet sevgili hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. Şöyle desenimizin arkasında bir göstereyim bakın, gri renkte böyle durdu. Hemen diğer yavru ağzımızı da göstereyim. Yavru ağzımızda da bu şekilde durdu. Evet sevgili hanımlar, iki modelim de birbirinden güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir bakın. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın diyorum. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.